Evet arkadaşlar, bu videomuzda son viraj genel tekrar dersinde Osmanlı duraklama dönemine bakacağız. Duraklama dönemi Sokulu'nun ölümünden 1699 Karlofça Antlaşması'na kadar olan süredir. Duraklama döneminin iç sebeplerine baktığımızda sancağa çıkma usulünün kaldırılması, ekber erşet sisteminin getirilmesi, saray kadınlarının iç işlere karışması, rüşvet ve iltimasın artması, pozitif bilimlerin medreselerden çıkarılması etkilidir. Dış sebeplere baktığımızda Rönesans'la gelişen gelişmelere takip edilememesi, coğrafi keşiflerle yeni yolların bulunması, Osmanlı Devleti'nin doğal sınırlarına ulaşması duraklamada etkilidir arkadaşlar. Osmanlı Devleti duraklama döneminde varil kodlamamızla 5 devletle savaşmıştır. Varil, Venedik, Avusturya, Rusya, Lehistan, İran. Venedik'le olan sorunumuz Girit Adası sorunudur. 24 yılda fethedilmiştir. En uzun süren fetihtir. Bu da bize ordunun, merkezi otoritenin ve donanmanın zayıflığını gösterir. Avusturya ile yapılan anlaşmalar 1606 Zitvatorg Antlaşması. Bu antlaşma ile Kanuni döneminde kazanılan Avusturya'nın üstünlüğü, siyasi üstünlüğü kaybedilmiş. Avusturya Kralı padişaha denk olmuştur. Daha önce Avusturya Kralı Osmanlı Sadrazamına denkti. 1664 Vasfar Antlaşması'nda Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan son karlı antlaşmamızdır. 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasında başarısız olmuştur. 2. Viyana kuşatmasının başarısız olmasının üzerine Papa tüm Hristiyanları Osmanlı'ya karşı birleştirir ve Haçlı ittifakları tekrar oluşmaya başlar. Avrupalı devletlerle yapılan 16 yıllık savaşlar sonucunda Karlofça Antlaşması imzalanır. Önemli arkadaşlar, Karlofça Antlaşması'nda Rusya yoktur. Onunla 1700 yılında ayrı bir anlaşma imzalıyor. Çünkü Karlofça Antlaşması'nda Rusya'nın imza yetkisi yoktur. Karlofça Antlaşması Osmanlı'nın batıdan ilk büyük toprak kaybıdır. Rusya ile imzalanan ilk anlaşma Bahçesaray Anlaşması'dır. 1700 İstanbul Anlaşması ile Rusya İstanbul'da elçi bulundurma hakkına sahip oldu. Kırım'daki Azak Kalesi Rusya'ya verilmiştir. Ferhat Paşa Antlaşması Osmanlı-İran arasında imzalanmıştır. Osmanlı'nın doğuda en geniş sınırlara ulaştığı antlaşmadır. Daha sonra Nasuh Paşa Antlaşması ile birlikte Ferhat Paşa Antlaşması'nda alınan yerler de geri verilmiştir. Kasr-ı Şirin Antlaşması ile bugünkü İran-Türkiye sınırı belli olmuştur. Lehistan üzerine sefere çıkan genç Osman, Yeniçerilerin disiplinsizliği nedeniyle başarılı olamamıştır. Bucaş Antlaşması ile birlikte Osmanlı batıda en geniş sınırlara ulaşılmıştır. Doğuda en geniş sınırlar Ferhat Paşa, Bucaş Antlaşması ile batıda en geniş sınırlara ulaşıldı. 17. yüzyıl ıslahatlarına baktığımızda, bu dönemde yapılan ıslahatlarda Avrupa örnek alınmamıştır. Yükselme dönemine geri dönülmek istenmiştir bu dönemde. Islahatçılarımızı tokmak diye kodlayabiliriz arkadaşlar. Bu kodlama videolarımızda da mevcut arkadaşlar. Onu da izleyebilirsiniz. Tokmak, Tarhuncu, Osman, Genç Osman, Kuyucu Murat, 4. Murat, 1. Ahmet ve Köprülerdir. Kuyucu Murat Paşa isyanları baskı ve şiddet yoluyla bastırmıştır. Tarhuncu Ahmet döneminde Osmanlı tarihinin ilk denk bütçesine hazırlanmıştır. Köprülü Mehmet Paşa koşulla iş başına gelen ilk devlet adamıdır. Köprülü Fazıl Ahmet Paşa dönemine duraklama döneminde yükselme dönemi denir. Duraklama içinde yükselme dönemi denir. 1. Ahmet ekber ve erşet sistemini getirmiştir. En yaşlı ve en olgun kişinin tahta geçmesi demektir. Buradaki amaç taht kavgalarını azaltmak, merkezi otoriteyi güçlendirmektir. Genç Osman, Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtlamıştır. Saray dışı evlilik yapan ilk padişah, başkenti Anadolu'ya taşımayı düşünmüştür. Yeniçeri Ocağı'nı kaldırmaya teşebbüs edince Yeniçeriler tarafından öldürülmüştür. 4. Murat döneminde içki, tütün, kahvehanelere yasak getirmiştir. Gece sokağa çıkma yasağı getirmiştir. Vakay Vakvakiye de bu dönemdedir. Yeniçerilerin isteğiyle 30 kadar devlet adamının çınar ağaçlarına asılmasına olaydır. Evet arkadaşlar, duraklama dönemine şöyle bir baktığımızda sorularda gelebilecek konulara değinmeye çalıştık. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.